Beren'in Divanı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu oyun biraz heyecanlı olacağım galiba çünkü uzun aradan sonra ilk defa Vayne oynayacağım. 4800'ün birikmesini dört gözle bekliyordum. Hatta bir neydi? Zoe oyunu oynamayı planlıyordum. Onun videoyu çekmeyi planlıyordum ama baktım 4800 olmuş. Direkt o paranın hepsiyle direkt Vayne aldım ve şimdi Vayne oynayacağım. Benim Vayne en sevdiğim hero, hatta oyuna başladım. Direkt şu simgeyi seçtim Vayne'i görünce. Yani şuradan görüyorsunuz zaten. Çok tatlı, şirin. Vayne benim ilk oynadığım, yani ilk oyuna başladığım hero'lardan değil tabi ama hani böyle ilk oha oğlum bu adam çok iyi falan dediğim ilkti. Ondan sonra tabi oha bu çok iyi, bu çok iyi dediğim bir sürü insan, bir sürü karakter çıkmaya başladı. Ama hala benim en favori hero'm olmaya devam etti Vayne. En iyi oynadığım hero kesinlikle değil. Çok iyi oynadığım hero bile diyemem Vayne için. Ama yine de oynamayı en çok sevdiğim hero diyebilirim. Çünkü çok zevkli. Başta çok fazla eziliyorsunuz. Lane'de range'iniz çok düşük. Hasarınız yetmiyor. Çok fazla yapacağınız bir şey yok. 3 vuruş yapmak için 3-5 saniye harcıyorsunuz falan. Tabii vurup Q'ye atarsanız 1-1,5 saniyede falan da yaparsınız ama sonuç olarak lane safhası çok sıkıntılı bir hero ama ondan sonra her geçen dakika daha fazla söz sahibi olmaya başlıyor oyunda ve oyunun late'ine kaldığınızda inanılmaz bir savaşçıya dönüşüyor, inanılmaz bir karaktere dönüşüyor. O yüzden ben bu yükselen ivmeyi, bu ivmeli yükselişi çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Genelde lane'de siz eden adamlar late'de ezildiğinde falan çok fazla muhabbet oluyor bunun. Şimdi bizim bir takıma bakalım. Kim sapa gelir? Zed jungle biraz tuhaf ama bizim Pyke gelecek yanıma. Benle çok uyumlu bir adam sayılmaz. Pyke biraz agresif oynamayı seven. Ben ise daha fazla savunmaya yönelik bir şampiyonum. İlk 15-20 dakika içerisinde en azından. Hatta 30 dakika falan da diyebiliriz ama 15-20 dakikadan sonra en azından pozisyon yaratıldığında bir şeyler yapabilecek bir insanım. Bakalım, bizim takım çok fena değil. Pyke güzel, beklenmedik şeyler yapabilecek bir karakter. Ben late'de çok iyiyim. Nasus late'de çok iyi. LB orta oyuna kadar. Late'e kadar çok iyi. Orta oyunda özellikle çok fazla parlayan bir insan. Tıpkı Zed gibi ama Zed jungle biraz tuhaf. Normalde ışından alıyordum. Bu oyuna ışından da başlamadım. Çünkü zaten lane safam çok sıkıntılı bir hero'yim. Bari onu en azından heal'la kapatabilirim. Belki bir agresif oyun yaparlar, heal'ımı düşünmezler falan filan. Sonuçta düşük elo'dayız. Orada belki bir kill çıkartırım. Karşıya hemen bakıyoruz. Jungle'da Teemo var. Çok tuhaf. ADC Kai'Sa gelecek. Yanına sap kim gelir? Yasuo mu gelir yoksa Aatrox mu gelir? Emin olamadım. Hatta Shen de gelebilir. Yani Shen gelmesi hatta çok çok daha mantıklı. Ama ışınlandan dolayı acaba Yasuo veya şey gelir mi dedim, Aatrox. Bir göreceğiz. Şu anda bakalım %100'de bizi bekletecek kim var. Herkes %100 oldu neredeyse. Bir kişi şu anda %40. Umarım o da bizi çok fazla bekletmez. Şu anda o da %60'a vardı. Kazanacağımızı düşünüyor muyum diye bakarsak. Yani onların late'leri de açıkçası baya güçlü. Bir tek Shen biraz eğer oynamayı bilmiyorsa çok fazla etkili olamaz. Onun dışında Kai'Sa late'de çok fazla vuracak, Yasuo çok fazla vuracak. Teemo mantarlarıyla, Q'suyla falan bana çok sıkıntı yaratabilir. Mantarıyla Q'sunu diyelim daha doğrusu. Aatrox ise güzel pozisyon yakaladığında devasa hasar çıkarabilen bir hero ama yine de Aatrox kolay kesebileceğim. Hepsi çok kolay kesebileceğim insanlar. Eğer Yasuo'nun duvarına yakalanmasam, Teemo'nun Q'suna yakalanmasam, ondan sonra bir de şeyinin kışkırtmasına yakalanmasam sıkıntı olmayacak. Sese bakayım hemen. Ses %20'de güzel. Q veya E ile başlayabilirim. Henüz daha ona vermeyeceğim. Jungle'daki duruma göre. Saman geldi. Ben şöyle koşturacağım direkt. Bakalım şöyle ayarlayalım hemen yerleri. Şimdilik böyle düşündüğüm için ayarları böyle yapıyorum ama Q verdim direkt ama Q'yu biraz kaçırdım. Yani atmış olsam da vuramadım yani. En azından totemini kesmiş olduk. Yasuo kesmiş galiba.
Biraz garip işler yapıyor adam. Ben geri dönmeyeceğim. Sonuçta elim üzerimde şey var. Kalkan var. Orada Yasuo'ya fena vurmadık. Ben bir tek Kaisa'nın damage'ından Q'sundan biraz fazla damage yedim. Ama 60 can çok fazla. 30 saniye sonra falan yaklaşık dakika 2 olmadan benim canım fullenecek. Lane safhası sıkıntı olur mu açıkçası emin değilim. Ben gidiyorum. Oo, Aatrox burada. Çok ilginç. Allah Allah. İkisi de şeyle başlamış. İkisi de ben sapım diyerekten herhalde şey yaptı. Çok mantıklı bir yer olmadı. Ya ben hasarımı vurdum. Burada 6 minyon. Bakalım kaçını alabileceğim. İkinciyi de aldım. Kule çok kötü şey yaptı ya. Tahmin etmediğim yerlerden vurdu. Hiç beklemediğim kule damage ile birleşince deli gibi damage çıktı. Çok ilginçti. Çok çok ilginçti ama hiç beklemiyordum. Neyse güzel oldu benim için. Direkt bedavadan zaten lane'de çok zorlanacaktık. Bu bana biraz kan oldu diyebilirim. Yeter ki arabayı kaçırmayayım şu anda. Benim tek şeyim o. Sonuçta arabada deli para var. O kaçtı. Haydi bakalım. Yani ben şimdilik başlangıçtan memnunum. Şu anda bunun der demez kill vermemiz kötü oldu. Konuşurken de bir minyon kaçırdım. Hatta ikinciyi de mi kaçırdım? Güzel. Şu an 16'yı 12 ama o buradan alacaktır birkaç tane. Teemo jungle beni çok korkutmuyor açıkçası. Gelir en fazla hızlı koşarak Q atar. Totemi şöyle attım. Bir an acaba dedim oradan kıpırdarsa görelim diye de. Teemo da biraz zaman kaybetmiş oldu böylelikle. Gözüm hala kamerada. Şimdilik pasif oynuyor karşı lane. Özellikle o kill'den sonra herhalde. Şunu aldım. Şunu da aldım. İyi, arabada kaçmadı. Her araba geldiğinde kalbimin atış sayısı çarpı 2 oluyor. Aatrox şu an çok çok pasif. O ilk başlardaki Q ile üzerime atlayan Aatrox'tan eser kalmamış. Bu lane tamamen bana yarıyor tabi. Tabi ikimiz de çok güçleneceğiz ama benim güçlenmem ayrı. Ay, arka arkaya milyonlarca creep. Ben 3 vuruşumu yaptım, ondan korktum aslında. Oraya yanlış bir Q ile mi girdim acaba diye düşündüm ama. Neyse, bir şekilde kurtardık da. Oy. Çok kötü gitti ya orası. Pardon kanka, benim hatam. Ben vallahi korktum orada. Şey yaptım.
Ay. Çeker mi? Minyonlar geldi, bayağı şanssız bir an. Yani bu hala bana yarıyordu. Ben her şeyimi atmış olmama rağmen. Muhtemelen Timo hala burada. Oy. Haydi 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 ölmeyeyim. Of be. Şu an rünün yararına şey oldum. Aa, öldürünce can verdiği için %12 can mı ne veriyor? Ondan şey oldum. Bu adam çok kötü oynuyor. E'yi atmamın sebebi bir bakıma adamı kurtarabilirdim orada ama dedim 3. vuruş şu tetiklemek adına attım. Yani kötü olmadı sanki. Biraz da şansına tabii adamın kötü oynayışına şey oluyoruz. Neyse zaten early'im çok zayıf. Bunu böyle böyle küçük küçük hatalarıyla takımın rakibin kapatıyoruz. Late'de bakalım neler olacak. Bir tek Yasuo yalan ediyor gibi. Yasuo'nun da LB'yi yalan ediyor olması çok tuhaf. Çünkü Q'sunu ve W'sunu dodgelayabileceği bir skill yok. Q belki dodgelanabiliyordur da yani. Ben 6 oldum. Bir kill de oradan gitti. Adam 2v1 yaptı. Yani Yasuo iyi mi oynuyor acaba da şey yapıyor bilmiyorum ama. Orada mı acaba Aatrox diye bir baktım. Şu an ben çok daha güçlüyüm. 6'yım çünkü ben. İkidir o adam beni kesebilirdi. 6 olmadığı için şey yapamadı. Yani Aatrox harbiden çok kötü oynuyor. Direkt ulti ile girmeme sebebim maksimum hasar çıkarmakta. Adam 4 level ve... Yani ben oradayken... Ne alaka böyle şeyler yapıyor bilmiyorum. Neyse en azından arabayı kaçıracaktım, son anda gördüm. Onu da almış olduk. Ben de bir 3-0'ım şu anda. Oo. Sen neler yapıyorsun kanka? Oy oy oy, kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Neyse. Çok da zorlamanın anlamı yok. Ben base atıyorum. O da zaten base atıyor. Orada minyonlar gelseydi plays deneyebilirdi. Bir şeyler deneyebilirdi. Yani bir bakıma ufak da çok ufak da olsa bir şans oldu. Minyonların gelmiyor olması. Güzel. Bir kill de oradan çıktı. Bende mahvolmuş kralın kılıcı var. Orayı zorlayabiliriz. Çok rahat alacağımızı düşünüyorum. Karşıda jungle yok. Çarpı varsa. İyi, güzel. Oyuna erken beclerle başlamak güzel oldu. Neyse, şu an hala çok iyi gidiyor benim için o 3-0.
Bakalım devamını getirebileceğiz mi? Şu andan sonra aslında çok daha belki nedir o? Aatrox yerine şey gelseydi çok daha sıkıntı olabilirdi bizim için. Shen. Kaçtı mı? Korktum bir an. Hadi alın artık adamı. Alın alın alın. İyi güzel bari bir şekilde shutdown aldılar. 2v1 yapamam şu seviyede yani yani çok... yani sürekli oynuyor olsam belki denerdim ama üzerinden çok uzun zaman geçti. Neyse. Sonuçta yani bayağı 8-9 vuruş yapmam lazım benim. Şu anki hızımla bu da çok mümkün değil. Skor verdi, kötü oldu sadece bizim şeyin. Jungle'ın, bizim sapın mid lane'e. Base'e gittiler herhalde. O yüzden ben de itiyorum. Orada o totemi kırsın. Bizim adam şey yapıyor, ortayı yalan etmeye çalışıyor ama. Haydi kankalar, haydi kankalar. Çok güzel aslında. Oo, çok güzel falan değil. Oha, şaka gibi. Baya baya şeyler ya, tuhaf oyunlar. Ben bir an orada o adam ölecek sandım. Yani ben hala farm'a bakıyorum tabii ama keşke şey gelse de biraz daha kesseydik oraları. Kule bir kez vursun aynen. Bunu da alamadım. Üç vuruş yapmaktı zaten amacım. Orada adam direkt sıçrayla kaçtı galiba. Güzel ya. Benim aklımda şey vardı, sıçra atmak vardı. Ama o adam direkt o kadar çatır diye sıçrayla girince. Çıkınca yani. Güzel, bir shutdown da oradan geldi. Biz kuleyi alabiliriz. Gerçi şu anda ben de pek bir şey vurmuyorum ama hanca yarı cana geldi. Ama güzel, 1900 param var şu an. ...2k param var. Timo bayağı buraya şey yapıyor ya. Yasuo geliyor. Ben şuraya bir totem atacağım. Neyse o attı. Gidişinden belliydi zaten totem atacağı. Arkadan bir baskın yemezsek güzel. Şu an hala orada totem yok. İtebiliriz burayı. Onu verdiğim kötü oldu. 2400 para var ya. Bir boşluk bulsam da base'e gitsem.
Ya işte adamın ulti çok kötü ya, çok kötü. Of. Keşke Baze'e çok daha önceden gitseydim ama neyse, ağlamanın da şeyi yok. Adamın ulti atacağı belliydi. Ben beklettim şeyi. Çok önde oynadık orada. Teemo'yu kesmiş en azından adam. Neyse, item şunu alacağız. Karşıda sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Şunu da aldım. Güzel, bizim şey bayağı iyi ya. Item'ı da değiştireyim de. Neler oluyor la burada? Bir toplansınlar da şey yapsalar. Ben ultimi atmadım henüz. Abartırsa keserim ben bu adamı. Totemi keseceğim. Şu ejderi alabilirsek iyi olur. Oha. Bizim top lane'e 4-1 gidiyor. Yani şu anki seviyede ben muhtemelen Kai'Sa'yı tek 1v1'de alırım. Gelir mi acaba üzerime? Buradan girebiliriz şuraya. Ay. Neyse. Teemo burada yok. Yasuo burada mı bilmiyorum ama. Ben bir heal potu daha bastım. Kuleler alınmış zaten, ilk kule. Şu ejderhayı alabiliriz. Fazla zorladı orada Kai'Sa. Kai'Sa oynamak çok zevkli bu konuda. Yani çok güzel, beklenmedik bir kalkanla her şeyi değiştirebiliyorsunuz orada ultiden gelen. Yasuo koşturuyor sanki bana. Şimdi hasara yönelik bir build düşünüyorum tabi ama. Yasuo burada değilken ben buradan da ittirmek istiyorum. Onlar acaba orayı mı almaya gelirler, bana mı gelirler? Bana geliyor olabilirler. O yüzden ben dönüyorum şu anda. Beni tekleyebilecek biri yok şu anda. O yüzden mahvolmuş mahvolmuş diyorum. Ölünce doğma kasmayacağım. Ay 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 ay. Aynen şu an bu çok daha mantıklı olacaktır. Ondan sonra şu olabilir. Biraz daha range'imi arttırmak adına, aynen çok da mantıklı. Klasik Yasuo oyuncusu galiba. Bu çok fazla izleme fırsatım olmadı ama. Sanırım 2 tane 3 tane kill aldı. Sonra kardeş ben herkesi keserim. 800k'yim ben falan diyerekten feedlemeye başladı. Şu an Kai'Sa da ölü. Karşıma gelebilecek ve beni kesebilecek hiç kimse yok. O yüzden koşturmaya devam. Zed öldü. Yasuo doğacak. Şurada bir kırmızı varsa kırmızı alacağım ben, öyle gideceğim. Kırmızısı yokmuş adamın. Şurada bekliyoruz ama gitsek mi adama? Burada yemleniyor olabiliriz. Yani yemleniyor dedim, hani biri gelir mi acaba? Sorusu akıllarda. Ulti atmayı planlamıyorum gelene. Kai'Sa itip bize geliyor olabilir. Şu
Şu an Kaysa kendini belli etti, o yüzden sıkıntılı onun için. Yine fazla vurdu adam şeyi ama. Zaten bizim adam da 2-5'te. Çok efsane kasmamıştı. Karşıda yaşayanlara bakıyorum. Yani bir şeyler denemenin vakti geldi sanki. Hani 1v2'ler, 1v3'ler. Yok ya, orada nedense vuramadım. İstemeden bir şeyler denedim burada ama. Timo çok gözüme hani o riske girilmeyecek bir adammış gibi geldi. Alabilirdim belki güzel oynasam da bayağı da şey oynadım yani, durduğum yerden vurdum yani, öyle çok bir şey yapmadım. İki dakikaya bir ejder var. Aslında bir baron falan da kovalanabilir. Ben şu an 13 level'ım. Arada 2 level fark var. Şu an adam level atladığı için 2 level fark oldu. Gel 2-2.5'a yakın. Şu an 2'ye yaklaşmıştır. Kuleyi aldırtmak istemiyorum. Oha, ölecektim yani resmen. Adam heal bastırtmak zorunda kaldı. 1-5A, 1-4 haliyle 6-1 Vayne olacaktı. Hani bu yüzden Kaysa seviyorum ben. Ama en azından şu an döndüm yani biraz. Oo. Birden karşına 2 kişi çıktı. Baron zorlayabilirler aslında. Ben Yasuo'dan korkuyorum sadece. Şu an Teemo'nun Q'su olmasa. Yok, kötü oldu bir an. Flash'la çıkabilirdim de. Yasuo'nun bütün Q'larını yedim. Yasuo da deli vuruyor ya. Orada sanıyorum şey Q attı bana. Orada bayağı bir etkiledi o savaşın gidişatını. Sıçralı bir Q attı. Timo. O üzdü. Bunu kasamam değil mi ben? Aynen. 100 gold'um eksik. Haydi bakalım. Ben kırmızı alacağım buradan. Keşke elim biraz daha alışsaydı. Size daha güzel şeyler yapabilirdim ama şu anda sadece rakip kötü oynadığı için ben gidiyim. Ama yani o da çok da büyük sıkıntı değil. Şurada binlerce adam var. Yasuo geliyor. Yasuo'ya gidebiliriz buradan. Yasuo şu an üzerime doğru koşturuyor. Bizim takımda hiç gelmedi bana. Ay. Adamın tutuşturunu öldüm ya. 400 vurmuş tutuştur. Neyse. Ne kassam ki? Range'imi arttırmak için bunu... Range daha mı önemli acaba? Şu an buna çok ihtiyacım yok benim. Şöyle bir şey yapacağım. 12 saniye var. Bir daha ejderi daha alırsak, yani bir daha ejderi alırsak en azından ejder sayımız artacak.
Kadim için çok daha avantajımız olacak. Ben direkt oraya gidiyorum bu sefer. Oyun her ne kadar late'e kaldı her an. Kaisa mı Vayne mi açıkçası? Yani benim şu anki kompozisyonda sanki etkim şey Kaisa'ya göre daha az olur gibi. Ama Kaisa'nın şu an item'ı yok. O yüzden şu an ben çok güçlüyüm. Ama şu an tabi late'inde sadece ben yokum. Nasus'un stack'ine bakmak lazım şu an. Boşluk bulayım da bakayım. 590. Efsane fazla değil ama bence gayet güzel. Adam kaç canlı kimitleri kesiyor. Aslında Kaisa çok kötü oynamıyordu da karşıdaki Aatrox'un kurbanı oldu biraz. Bize de kasmış bir sürü adam var. Şuradan ben varsa bir kırmızı alacağım. Ondan sonra da mid'e doğru koşturacağım da yokmuş. Baron'a girebiliriz aslında. Girmesek mi? Girebiliriz ya. Çünkü şu an Nasus'u kovalıyor herkes. Benim de gözüm orada. 5 kişi aldılar adam ama. Bir yere kadar benim 2000 gold lazım. Onun peşindeyim şu anda. Allanmayacağım gibi sanki 2000 gold'u da. Alabileceğim mi, alamayacağım gibi ya. Ne yapayım ki? Mid'e doğru koşturayım ben, oradan bir grup daha iteyim. Ondan sonra ölürüm belki. İnşallah ölmem. Ölmezsem güzel olur. Güzel. Yanlış E'ye verdim sandım bir anda. Bu da güzel. İki tane de görüş totemi alalım. Onu sağa sola atarım. Şu anda bende görüş totemi kullanılmıyor zaten. Görüş skorunda takımda en düşük benim. Yine fena atmamış aslında bizim takım. Ben gideyim kırmızı alayım. Bizim cengaver Yasuo kesmeye başlamış. Kesememiş gerçi. Kesmeye çalışıyor sadece. Aynen beceremedi. Yine canını da bayağı azaltmış aslında ama. Nasus itsin oradan da biz bir şekilde şey yaparız ya. Çok fazla zorlamadan Nasus'a bir kapı açmamız lazım. Pencere aralamamız lazım ki adam bir şeyler yapsın. Tamam. Şeyi açtı orada. Sakin olun. Ah yeter ya. Çok kötü oldu orada onu ölmek. Ne güzel plays bir şeyler yapacaktım ya. Nasıl yerim o hortumu? Çok kötü oldu. Üzüldüm orada. Şunu atarız dedim ama. Ben anlaşılan kasacağım şeyi.
Burada biter gibi sanki oyun. Of 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 of, sen ne vuruyorsun kanka öyle? Sen neler yapıyorsun öyle? Ama Kai'Sa geldi. Kai'Sa çok saçma oynadı orayı. Toparladılar mı? İçimden bir yan bizim takımın ölmesini söylüyor ki ben taşıyayım diye. Küçük küçük, küçük bencil olan öyle diyor. Bakalım 40 saniye 45 saniye sonra. Şu item aslında keşke şeyi alsaydım ya, 600'lük olanı alsaydım. Şu an zaten damage'im çok fazla ve yeterli seviyede fazla. Kırmızısı var adamın. Adam yalan ediyor değil mi? Yasuo'nun geldiğini gördük. Yasuo beni kovalar mı? Kovalayabilir. Şunu açayım da bari gelirse onları bari bastın yesin etsin. 8 saniye var. Aa, bu kadim değilmiş. Bu yine şeymiş. Ay ay. Ay ay, ne kadar kötü oynadım. Ne kadar kötü oynadım. Ne kadar kötü oynadım. Ultiyle mi geldi o üzerime ya? Ay ay. Ve insanın içinde yapabilirim, yaparım falan diye bir ses oluyor ama işte yapamıyorsun. Orada ejderi alabildik mi? Ejderi de mi alamadık? Oy 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 oy. Ha, ejderi aldık, tamam. Öleceğiz, ölecekler herhalde ya. Bence bizim adam keşke şeyi zorlasaydı, şurayı zorlasaydı. Bizimkiler kaçana kadar. Ha, kulemiz de var zaten, çok güzel. İyi, iyi dayandılar. Ben Yasuo Zamazingo yaparak şey yapar sanıyordum diye düşündüm ya. Ben bot lane'e gitmeyeyim ya da. Nereye gideyim ben? 1500 para lazım bana. Ben jungle'a gideyim. Kaç kanka? Orada Shen'in beni stunlaması çok şey oldu ya, kışkırtması. Öldü o da. 1500. On sekiz saniye var. 12 saniye var. Ben burayı da alacağım. Bizim takım fazla zorlamaya başladı. Özellikle Nasus tamamen Yasuo'nun düştüğü şeye düşüyor sanki. Ben 1v5 yaparım diyerekten. Otuz beş saniye var. Şeyi kovalayabiliriz. Ben 6 item oldum bu arada. Bunu avantaj olarak kullanabiliriz. Ay, ben mid'e gideyim, mid'e gideyim. Bu adam niye ultisini açmıyor, hiçbir fikrim yok. 1-9 oynuyor, ne kadar kötü bir... Yani üçüncüyü vuracağım belli, orada bir kere daha ölecekti. Şey sayesinde kurtardı yani. Shen sayesinde. Ölme kanka, ölme kanka, ölme kanka. Güzel.
Of 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 of. Lan adam oradaymış, ölmüş doğmuş, ben onu görmedim ya. Of. Timon'un mantarları yüzüne yemin ediyorum bakamıyorum edemiyorum sana. Bir Q da. Çok güzel. Efsanesin kanka sen. Sen adamsın. Oy oy. Bunu aldım vallahi ya. Ne alsam, şunu bir satsam ben ya. 2700'e ne alınır? Tanklık bir şey yok. Tanklığa gerek yok. Onun cooldown'ı olduğu için onu sattım şu anda. Tamamen hıza yöneldim. Bunun arkasında tekrar muhtemelen 2000-2K falan bir para kasarım. Öldüğümde bir daha alırım onu. Her zaman yaptığım şey. Adamlara damage lazım. Ben geliyorum. Yoldayım. Bakalım. Erken gidebilecek miyim? Neyse ki hareket hızım efsane fazla. İyi, güzel. Bu bayağı güzel oldu. Tapa gidiyorum ben de. Of of of, ne hızlı. Adama bak, adama bak, hıza bak. Şu an benim dikkatli olmam lazım. Ah, herkes ultiyi attı, buradan yardırırız biz. Çok rahat yalan ederiz. Burası yalan. Ben orada görmüşsünüzdür muhtemelen. Of, adam neler vurdu, neler yaptı orada. Ben taşıdım sana. Orada gözler kör oldu değil mi? Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar, sırf o hareket yüzünden dislike veren arkadaşlara söylüyorum. Yani yapmayın böyle şeyler. Benim de bir kalbim var. Adam neler vuruyor ya, neler yapıyor. Neyse ki minyonlar geldi. Yani eğlencesini oynuyoruz sonuçta. O yüzden ben de şey yapmak istemiyorum. Şöyle bir daha vurayım da. Gelsin Yasuo, bir daha takılalım ya. Ben şey yapmak istemiyorum. Yasuo gelsin. Yani fena değildi. Oradaki gözle... Ay, hala üzülüyorum orada şey olduğuna. Görüyorum ha, böyle 2 saniye boyunca gördüm orada. Minyona vuruyorum. Oklar gidiyor minyona doğru. Ay, neyse. Kime versek, kime versek. Pyke çok iyi oynadı. Ben Nasus belki taşımıştır ama Pyke baya baya şey yaptı orada. Son savaşta da ayrıca kötü oynadım. Gidip şeye vurmam lazımdı. Carry'lere vurmam lazım. Bir saat Shen'in özellikle kalkan açmış versiyonuna vurdum. Yani hak ettiğim kadar, anca bu kadar hak etmişim zaten. Daha fazlasını vurmuş olsam, en fazla ben vurmuş olsam hak etmemiş olurdum. Allah, bu iki adam da elinden geleni yaptı. Yasuo ile Nasus. Neyse. En azından ben muradıma erdim arkadaşlar. Bir şekilde Vayne oynamaya başladım. Bundan sonra video dışında oynadığımda da Vayne oynarım diye tahmin ediyorum. Vayne Kai'sa falan. Kendime alışırım. Daha sonraki videoda muhtemelen arka arkaya atmayacağım için bir ay falan belki bir Vayne videosu gelmez kanala. O yüzden bir sonraki oynadığım Vayne biraz daha kaliteli gelecektir diye tahmin ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yeni videolar geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.